İyi akşamlar sevgili eğitim liderleri, takipçileri, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili anne babalar, değerli öğretmen adayları. Eğitim Liderleri 45 artı 1 programına hoş geldiniz. Pazartesi akşamları birbirinden kıymetli öğretmenlerimizle karşınızda olmaya devam ediyoruz. 4 yıldır canlı yayınlarımıza kıymetli öğretmenlerimizle birlikte belirlemiş olduğumuz konular üzerinde sohbet ediyoruz. Sizler de bu sohbet esnasında yorum ve görüşlerinizle katkı sağlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 2 yıldır da Instagram'ın bu yeni özelliğinden sonra da 45 artı 1 yaptık ki 45 dakika konuğumuzla birlikte sohbet ettikten sonra artı bir kısmında sizler de canlı olarak katılabiliyor ve konuğuma soru sorabiliyor ya da duygu ve düşüncelerinizi aktarabiliyorsunuz. İnteraktif bir şekilde böyle katkı sağlayabiliyorsunuz. Şimdi Durmuş Hocam mı gördüm? Evet. Recep Hocam şu anda geldi zannedersem hemen kendisini bekletmeden alalım kıymetli hocalarım ama Recep Hocam'ı aldıktan sonra ben anons edeyim. Şu kitabı söyleyeceğim tekrar etkinliğe kadar. Evet Recep Hocam, hazırsak sizi davet edelim. Evet, birçoğumuz belki eğitim aldı, birçoğumuz da eğitim almak istiyor bu konuyla ilgili. Çünkü kitap okumak bir tarafa, çok kitap okumak istiyoruz. Zamanımız gerçekten bu noktada değerli. Hızlı kitap okumak bu anlamda önemli. Aynı zamanda tabii ki hızlı kitap okumak değil, okuduğumuzu anlama tekniği de çok önemli. Bu akşam bunu konuşacağız. Birçok eğitimciye eğitim veren değerli eğitimci arkadaşım Recep Hocam'la birlikte bunu konuşacağız ama biraz önce gördüm kendisini, tekrar şimdi gördüm. Davet ediyorum. Recep Hocam da katılsın. Kitabımızla ilgili de bir not ileteceğim, bir duyuruda bulunacağım. Hocam katıldıktan sonra da bunu aktarmış olalım. Belki onun vesilesiyle de bu kitap kritiği etkinliğimize de katılmak isteyenler olabilir diye. Evet Recep Hocam, hazır mıyız? Recep Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mevlüt Hocam. Kıymetli Hocam, Bursa'da mısın, İstanbul'da mısın? Bursa'ya döndük inşallah hocam. Ha, hocam ben bilgiyi güncelleyemedim henüz. Şu anda bu vesileyle güncellemiş oldum. Eyvallah, çok Sen teşekkür ederim. yuvaya tekrar döndün. Kısa süre İstanbul'da bulundun. Tekrar yuvaya döndün o zaman. Eyvallah. Aynen hocam, şöyle 1,5 yıl kadar İstanbul'da yaşadık. Sonra tekrar İstanbul'dan Bursa'ya döndük. 30 yıldır kaldığımız memlekette devam ediyoruz artık. Hayırlı uğurlu olsun Recep Hocam Çok inşallah. teşekkür ederim. Çok Bu sağ olun. akşam önemli bir konu konuşacağız kıymetli hocam seninle birlikte. Şimdi elimde bir tane kitap var. Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür. 29 Kasım'da bunun kritiğini yapacağız. Kitap yaklaşık hocam, hemen kaç sayfa olduğunu söyleyeyim sana. 468 sayfa. Bunu nasıl anlayarak hızlı okuyacağız? Bu akşam bunun cevabını alabilecek miyiz hocam? Eyvallah. Çok güzel bir soruydu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben yapmış olduğunuz kitap kritiği etkinliklerini de yakinen takip ediyorum. Çok kıymetli buluyorum. Katılmaya da gayret ediyorum olabildiğince. Bunu hem aramızdaki eğitimcilerin katılmasını önemli tavsiye ediyorum. Tabii ki O zaman yaklaşık böyle tavsiye bir... etmişken sözünü bölüyorum. Nereden başvuracaklar söyleyeyim sonra lütfen devam et. Lütfen buyurun hocam. Eğitim Liderleri profilinden başvuru formülü linki var. Eğitim Liderleri sayfasının profilinden girebilirler. O linke ulaşabilirler. Oradan başvuru formunu doldurabilirler ve etkinliğimize katılırlar. Çünkü Zoom ya da farklı bir mecra üzerinde olacak. Linkini onlarla paylaşmış olacağız. Buyur hocam kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim. Tabii ki sorduğunuz sorunun cevabı yaklaşık 40 dakikalık bir süre içerisinde verilebilir. Hap bilgiler, aspirin bilgiler paylaşılabilir. Ancak hızlı okuma, okuduğunu anlama, hızlı okuma tekniklerini uygulayabilme ve bu noktada gerçekten işin sonucunu alabilme adına bu süre bizim için çok yeterli olmayacaktır. Ama şunu söyleyebilirim. Sizden önce bir dersimiz vardı. Hızlı okumayla ilgili online eğitim verdiğimiz bir grup var. İşte 3 haftadır üzerinde bir takım çalışmalar yaptığımız ve artık insanların o çalışmaların meyvesini, neticesini almak için çaba sarf ettiği bir süreçti. Çok da tevafuk oldu, denk geldi. İşte ortalama 100-150 kelime, %10, %20, %30 anlamayla başlayan bir ekip, tohumları doğru ekip, yapması gerekenleri doğru yaptığında, şimdi mesela az önce işte mesajlar geliyor, çocuklarımızdan ya da yetişkinlerden ya da üniversiteye hazırlanan, LGS'ye hazırlanan öğrencilerden, İşte 480 kelime okudum Recep Hocam, %83 anlama oranım var. %20'den %83'e nasıl çıktım ben bir anda?
Bazı şeyleri insanın süregelen, yıllardır alışkanlık halinde olduğu şeyleri bir anda bırakması çok çok zor. Hele ki eğitimdeki o kalıplaşmış bazı şeyleri değiştirebilmek ve dönüşümü sağlayabilmek çok zor. Ama özellikle beynimizin sol lobunu ikna ettiğimizde, sol lobumuz buna tamam evet inandım artık ve bu süreci devam etmek istiyorum dediğinde netice alınabilir bir durumda. Şimdi hızlı okumayla ilgili tabii sorduğunuz için de söylüyorum. Size tavsiyem acizane şu olur. Biz motivatör deriz kaleme. Hem okumamızı, hem anlamamızı, hem konsantrasyonumuzu, hem de sıra dışı düşünme becerilerimizi, farklı bakış açılarımızı arttıran bir yöntemdir. Kalem ile satır takibi yaparak, beyninizi önce görevlendirip kalemle satır takibi yaparak okuma yaptığınızda daha hem almanız gereken o bilgileri alır, beyniniz de yorumlaması ve sorması gereken yere odaklanmış olur. Peki Recep Hocam, bu yöntem bize metni salt görsel gezintiler yaparak beynimizde oluşumunu sağlamadan yaşayacağımız o sıkıntıları ortadan kaldırır mı? Evet. Sadece kalemle satır takibi yapmak. Şu an sizin için önerebileceğim. Ama ilk soru şu gelecek hemen öğrencilerden. Recep Hocam sınavlarda işte altını çizelim mi? Satır takibi yapalım mı? Bakın Evet, onunla ilgili bayağı bir şey. çiziyorduk Recep Öğretmenim. Çok Yani fazla söyleniyor bu. Tavsiye ediliyor. Benim bahsettiğim şu an sizin okumanız ve sorunuz üzerine cevap. eyvallah. O çok Yani farklı bir durum. aslında ilk etapta hiç eğitim almadan aslında bir ufak bir şeye vermiş oldum bu yayında kıymetli Eyvallah. hocam. Eyvallah. Ama aslında dediğin gibi bu eğitimini almak gerekiyor değil mi? Bunu konuşacağız zaten bu akşam. Kalemle yani şöyle mi? Hocam şöyle göstereyim. Böyle Aynen. değil mi? Okuyacağız sadece Aynen hızı. aynen. Hocam. Kalemin hızını ayarlama noktasında bir öneri. Hocam şurada beynimiz yıllardır şöyleydi. Şimdi bizim elimizden örnek olarak konuşalım. Bu 10 parmağımı aynı anda görüyorsunuzdur. Bu 5 parmağımı da görüyorsunuzdur. Bu 1000 parmağımı da görüyorsunuzdur. Biz kapasitemiz bu iken ısrarla bunda kaldık hocam. Ve beyin burayı başka şeylerle doldurdu. Çok doğru. Aslında bu ülkenin müthiş cevherleri, çok güzel çalışma yapabilecek gençleri, mühendisleri, doktorları, mucitleri buraları atıl bıraktığı için buraları başka şeylerle doldurdular. İşte hızlı okuma diyor ki bunun tamamını kullan. Ve bunu yaparsan diyor iş çok daha tatlı bir boyut olur. Ama her zaman olduğu gibi süte su karıştırmak, olduğu ve olması gerektiği gibi değil de beklenilen ve istenilen gibi paylaşıldığı için bazı şeyler hızlı okuma da bunun nasibini almış durumda. Şöyle düşünün, bizim eğitimlerimize katılmak isteyen tüm katılımcıları biz bir ön elemeden geçiriyoruz. Önce okuma hızını ölçüyoruz. Sonra anlama oranını ölçüyoruz. Sonra ona sorduğumuz belli bir takım sorular var. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalar hazırlayıcı çalışmalar. Onların yapacakları çalışmalarsa tamamlayıcı çalışmalar. Sorumluluk almayacaksa baştan söylüyoruz. Lütfen bu eğitime katılma. İki, okuma alışkanlığın yoksa veya olmayacaksa, yapmayacaksan. Çünkü hızlı okuma, okumanın üstünde bir eğitimdir. Önce buranın olması gerekir. Ya hocam ben sınava hazırlanıyorum. Tamam, salt onun için de katılabilirsin. Ama sınavda da okuma yapacaksın. O yüzden okuma olmadan hızlı okuma eğitimine katılıyor olmak senin bir yerden sonra çakılmana neden olur. Arzu ettiğin netice sende kalıcı olmaz diye Zaten özellikle bunu hocam vurgulamayı seviyorum. yeni nesil sorular zaten matematik, ben matematik öğretmeniyim. Matematik dersini baz aldığımızda diğer dersler de öyle açıkçası. Matematiklikten çıktı zaten. Tamamen okuduğunu anlamaya yönelik sorular. Büyük bir Sizin paragraf belki değil mi? Kitapçığın yarısı paragraf bir şekilde. Onu okuduğunu anlama gerekiyor. Gerçekten sınav vakit kaybı olarak görülebiliyor ya, hala herhalde görülmüyordur diye tahmin ediyorum ama yine de doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi olabilir kitap okumanın vakit kaybı olarak sınav hazırlanan çocuklar için. çok güzel bir konuya temas ettiniz Mevlüt Hocam. Sınavlarda başarılı olmanın yolu artık iki tane. Birincisi okuma ve anlama becerileri. İkincisi sıra dışı düşünme becerileri. Bu ikisinin yolu da okumamızı ve anlamamızı geliştirmekten geçiyor.
Bu bizim dikkatimizi had safhaya çıkarıyor. Evet, sizin anlamanızı kuvvetlendirecek bir unsur daha var. Dinleme becerisi. Ders esnasında kendinizi orada verebilmek. Çünkü başarılı olan insanların birinci özelliği. Oradadır hocam onlar. Başka bir şeyle düşünmezler. Başka bir şey ilgilenmezler. Dünyanın en başarılı iş kadını seçildi hocam. Ayşe Hanım, bir Türk. Sahneye çıktı, elinde ödülüyle bir konuşma yaptı. Dedi ki, sizin başarılı olmanızı sağlayan nedir diye sordular. Ben dedi, saçımı tararken sadece saçımı tararım. Başka hiçbir iş yapmam dedi. Anda kalmak diyoruz buna galiba. İşte anda kalabilmek becerisi bence herhalde hele hele şu dönemde en büyük ihtiyaç olan bir unsur. Mesela benim böyle bir şeye ihtiyacım var Recep öğretmenim. Mesela biraz önce dediğin ya bunu görüyoruz. Zihin sonra diye başka şeylerle şunlarla meşgul oluyor. Belki bir nedeni vardır ama kitap okurken iki sayfa üç sayfa okumuşsun ama bir zihin başka yerlerde. Bunun sebebi yine bu değil mi? Bunu görüp Kesinlikle hocam. Bir kapasite var. O kullanılmadığı için beyin orayı başka şeylerle doldurmak zorunda. Ben şeyi çok severim hocam. Şimdi şöyle düşünün. Size şu an buraya 8-10 tane nesne koysam veya meyve sebze koysam, yani bir şeyler koysam 8-10 tane. Siz bunun tamamına baktığınızda en az bir 5-6 tanesini hatırlarsınız. Neden ben bir tane, bir tane, bir tane, bir taneyle uğraşayım ki? Ki evet. sınavlar, özellikle sınav endeksli konuşuyoruz. Şimdi hızlı okuma ve anlama doğru yerden ve doğru kişiden alındığında, düzenli takip edildiğinde ve alışkanlık ve değişime dönüştüğünde size sınavda en az 14 dakika, hatta 35 dakika zaman kazandırır. Bakın bundan 11 yıl önce bizden eğitim almış, şu an mühendis olmuş, 137 kelimeyle başlamış, 911 kelimeyle bitirmiş. Eskişehir Üniversitesi, Osman Gazi Üniversitesi'nde mühendisliği bitirmiş. Hala ortalama 700 ile 1000 kelime arası okuyan bir gencin, bir mühendisin söylediği cümle şu. Hocam, siz diyor zincirin halkalarında bir taneyi boşalttınız mı diyor, bu eğitim gitmiyor. Benim o gün sizde öğrendiğim can alıcı konu şu. Ben en az 18 gün boyunca 40 güne tamamladım hocam diyor. Ara vermeksizin. Hastalandım, egzersizimi bırakmadım. Hastalandım, kitap okumayı bırakmadım. Mardin'de bir öğretmenimiz var, beden eğitimi öğretmeni. Hocam çocuk serumla derse geldi. Online dersimiz serumla. Dedim ki anneye çocuk bırakın dinlensin. Hayır hocam dedi. Bugünü bıraktığımızdan halka kopacak hocam. Ben buna inanıyorum dedi. O evladıyla birlikte oturdu. Dakikada ortalama 600-700 kelime ve eğitimin başladığı günden bugüne kadar 1,60 falan kızımızın boyu hocam. Boyu kadar kitap okumuş. Fotoğrafı var. Ben Çok güzel. hocam diyor 6 yıl boyunca diyor öğrencilik hayatımda bu kitabın yarısını okumadım. Okudum anlamadım. Şimdi bir yeni şeyi kazanma sürecinde yaşanılıyor bu. Ben aslında şunu tavsiye ederim hocam. Herkes yapabilir bunu. Çok hızlı bir şekilde elini böyle yapsın. Baş parmaklarına baksın hocam. Sağ baş parmak üstte ise sağ beyin aktif. Sol baş parmak üstte ise sol beyin aktif. Sol Söylemeden ben beyin. yapsaydım keşke ya. Merak ettim şu anda. Hocam hemen yapabilirsiniz. Çok basit. Bir tane Yapacağım ama önerebilirim. değiştiremez miyim şu anda bilinçli olarak onu? Değişmez hocam. Değişmez mi? Değişmez. Tamam. Benim Sağ mı sağ sol mu üst. hocam? Sağ üstte. Sağ aktif. Duygusalsınızdır, yardımseversinizdir, çabuk gaza gelirsiniz, rahatsınızdır. Eğer ki bu özelliklerinizin yanına diğerlerini keşfetmiş ve eklememişseniz. Sol beyin aktif olanlar, yani sol baş parmağı üstte olanlar işte şüpheci oluyor, garantici İnan oluyor, mükemmelleşmiş getiremiyorum ya oluyor. gerçekten. Şu anda solu getirmeye çalışıyorum, getiremiyorum. Gelmez hocam, mümkün değil. Bu biyolojik bir Evet. çalışmadır, bilimsel bir çalışmadır, Evet, biyolojik bir gerçektir. izleyenler de kesinlikle deniyordur şu anda diye tahmin Eyvallah, ediyorum. kesinlikle. Hatta hocam biz Kayseri'li bir öğrencimiz şey yapıyor, hocam ben getiriyorum falan dedi. Dedim nasıl getiriyorsun? Eller böyle hocam, böyle yapıyormuş. Yavaş yapıyor. Ya öyle ben de yapıyorum evet şu anda. Ama hızlı Eyvallah. yaparsam yok. Gelmez hocam. Gelmez. Buyurun hocam. Peki hocam, şimdi aslında hızlı bir giriş yaptık. Hızlı okumayı yani bu kitabımızdan bahsettik ve en pratik kalemle hızlı ilerleyerek okuyabiliriz dedik ama şimdi çocuklarımız burada küçük yaş grubundaki çocuklarımız sınavdan da bahsettik, sınava hazırlanmadan da bahsettik. Hemen
sonuç yaklaşımı. Belki bizi izleyen sevgili öğrencilerimiz de vardır. Ama bir de yaşam boyu hayatımızın içerisinde bu beceriyi kazanabilmek çok önemli. Çünkü hangi mesleği yaparsak yapalım mutlaka okuyacağız. Kitap okumasak başka bir şey okuyacağız. Şu anda dijital yayında okuyacağız. Hiç fark etmiyor. Okuyacağız. Okumak durumundayız. Kitap okuma noktasında profesyonel hayata başladığınızda, mesleğinize başladığınızda yaptığınız iş gereği aslında çok fazla vaktiniz kalmıyor zaten. Bu anlamda az kalan vakitte verimli kullanabilmek adına değil mi? Daha fazla kitap okumak, anlayarak okuyabilmek adına bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu eğitimler kaç yaşında başlıyor? En küçük yaş kaç yaştır? Onu sorsam size. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi biz hızlı okuma ve anlama teknikleri eğitimini ortaokul 5. sınıf itibariyle alıyoruz. Diyeceksiniz ki hocam ilkokul 4 var, ilkokul 3 var, ilkokul 2 var. Biraz daha somut dönemde oldukları için soyut döneme geçemedikleri daha iyi durumdan. İkincisi ne yazık ki herkesin belli bir yaşı yok şu an okula başlamada. 7'de de başlayan var, 5.30'da da başlayan var. Şimdi o arada bir ay dahi çok önemliyken, bir gün dahi çok önemliyken orada dengeyi yakalayabilmek de biraz zor. Şimdi bizim hızlı okuma eğitiminde tavsiye ettiğimiz şey şu. Uzmanlar da bunu söylüyor. Okuma alışkanlığı olacak. Soyut bir kavram ve metot olduğu için bunu anlayabilecek hazır bulunuşlukta olacak. Sorumluluk duygusu yeterince oluşmuş olacak. Ve en önemlisi okuma alışkanlığı olacak veya okuma alışkanlığı isteme alışkanlığı olacak. İsteyecek onu. Şimdi biz eğitime başladığımızda mesela ortalama günlük 15 dakikaya başlarız hocam. Biz deriz ki çok istemiyorum ben. 96 tane 15 dakika var, bana bir tanesini ayırmanı istiyorum. 15 dakika boyunca kitabı çevir. Hocam okuyormuş gibi bile yapabilir. O alışkanlığı kazandırmak adına. Mesela benim öğrencilerimden şu an bir günde 150 sayfa, 200 sayfa kitap okuyan var. Bir günde. Diyorum ki evladım diyorum, neden önce okumuyordun? Hocam tadına bakmadım ki diyor. Tadına bakmadığım bir şey için konuşuyordum. Ama diyor burasında burayı ikna ettim diyor. Peki Recep hocam ilkokul 2, 3 ve 4 onlara ise okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi, okuma hatalarının sesli ve sessiz okumadaki hataların düzeltilmesi, dikkati geliştirme ve odaklanma, hafıza ve beyin geliştirme, sıra dışı düşünme becerileri. Onların eğitimi başka bir eğitim, özel bir eğitim. Daha böyle küçük gruplarla, daha okumaya yatırım yaptığımız, anlamaya yatırım yaptığımız bir eğitim grubu. Ama 5. sınıf üzerinde rahatlıkla gidebilirim. Üst sınır var mı Recep Hocam? Benim 69 yaşında hızlı okuma eğitimi alan katılımcım vardı. 69 yaşında hocam. Müthiş netice aldı. Ortalama 550-600 kelimeyle bitirdi. 110 kelime gibi bir sayıyla başlamıştı. Hocam kritik bir şey sorabilir miyim? Şu an Lütfen. anlatırken aklıma geldi. Bu söylediğin eğitimler aslında çok önemli eğitimler. Özellikle ilkokul yaşındaki çocuklar işte belki bu ilerleyen yaşlara altyapı olması açısından. Bu hızlı okuma kursları ya da eğitimleri neden böyle bağımsız olur? Yani müfredatın içerisine dahil edilemez bir şey mi bu? Bazı okullarda seçmeli ders olarak var sayın hocam bu. Ama seçmeli sonuçta. Yani o da o okulun ya da oradaki öğretmenin bu alanla, bu konuyla özel ilgisinden de kaynaklanan bir durum oluyor. Ya Ya da yönlendirme şöyle olmuyor. söyleyelim. Biliyorsun bizde zorunlu seçmedir biliyorsun hocam dersler. Ya da Seçmeli değildir, zorunlu seçme. koyuluyor öğretmen bilmiyor ya da. Ya evet öğretmen de bilmiyor olabilir. Yani bunun önemini öğretmenlerimiz de bilmiyor olabilir. Yani bu anlamda değerini bilmediğim bir şeye ilgi göstermesin. Bir de belki de birçok alanda olduğu gibi suistimal edilen bir alan da olabilir. Ama önemli olan bu eğitimler mesela ilkokulda müfredat olarak yerleştirilemez mi? Neden yerleştirilmiyor? Mutlaka bunda düşünmüşsündür diye düşünüyorum. Yani şöyle tabii ki bununla ilgili söylenebilecek, saatlerce konuşulabilecek şeyler var. Sadece şurası önemli hocam. Aşağıdaki yaşlarda ya özellikle ilkokul 1, 2, 3. sınıf yaşlarında anne babaların en çok sorduğu sorudur bize bu. Ben diyorum ki hiçbir şey yapmasanız, günde 15 dakika çocuğunuzla beraber, hatta bugün işte bir eğitimcinin TRT'de yayınlanmış bir haberini de paylaştım. Yüksek lisans eğitiminde birlikte eğitim aldığımız bir hocamızın bir haberini de paylaştım. Hiçbir şey yapmasak hocam, evlatlarımızla beraber günlük 15 dakika, 10 dakika bir masal saati yapıyor olsak,
masalı okuyup birlikte kritik yapıyor olsak bunların okumasını ve anlamasını düzeltiriz. Ya da benim evladım şu an birinci sınıfta hocam. Dikte çalışması yapıyoruz. Can alıcı konu. Hı hı. Ben bir Türkçe öğretmeniyim ama dikte çalışmasının önemli olduğunu burada gördüm. Çünkü çocuğun nerede eksiği olduğunu görüyorsunuz ama elinizde sopayla beklemiyorsunuz. Süpürgenin topuzuyla beklemiyorsunuz. Onun bir çözüm metodu var. Ve çocuklar bunu söylediğimizde farklı bir şey söylüyorlar. Konulamaz mı müfredata? Tabii konulabilir hocam. Bir cümleye, bir yazıya bakar. Konulabilir. Ama neden konulamıyor? İnanın hani bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Yorum yapabilirim ama o yorum da bize çözüm getirmeyeceği getirmez. Netice alamayız. Evet, bu kişisel biraz meraktı. Yani çünkü bu tarz şey de biraz dertlenmeyle ilgili. Yani dertleniyor insan yani bu tarz şeylerde. Ama bununla ilgili galiba eğitimcilerin de farklı düşünceleri ve görüşleri var. Mesela okuma hızının okuduğunu anlama ile ilişkisi. Sence nasıl? Yani hocam çok zor değil. Ne yapsın biliyor musunuz insanlar? Yok tez var hocam. Yani üniversitelerin tezlerinin toplandığı bir internet sitesi. Yok teze girsinler, okuma anlama yazsınlar. Yani onlarca tez çalışması var hocam. Akademik çalışma var. Benim beslendiğim kaynaklar orası. Tutup önümüzdeki herhangi kitaplarla ya da internet üzerindeki 3-5 tane slide'la beslenmiyoruz. Ki PDR alanında yüksek lisans yapan bir aynı zamanda akademisyen adayı olarak da bunu söylüyorum. Bizim beslendiğimiz kaynak çok çok önemli. Ve orada çok net bir gerçek var hocam. Biz okuduğumuzu anlamıyoruz. Veliler de bunu söylüyor. Siz yayınlarınızda da söylüyorsunuz. Yapılan araştırmalarda da var. Peki bunu arttırabilmenin yolu ne? Ancak okumaktan geçiyor. Başka bir şeyden değil. Ben kendi adıma ne yapabilirim evimin önünü süpürmek adına? 40 gün kitap okuyoruz. Kitap okuma alışkanlığı projesi. Hocam bugün Kars'ın Sarıkamış ilçesinin bir köyüne atanmış bir öğretmen arkadaşımız. Geçen sene Türkiye'nin Aydın'da ücretli öğretmenlik yapıyor. Mesaj atmış. Recep hocam Kars'ın Sarıkamış'ın köyünden ben çocuklara kitap okutmak istiyorum. Bana imzalı kitaplarını yollar mısın? Hocam bu ışık 5 yıl sonra, 10 yıl sonra başka bir şekilde gelecek karşımıza. Ama dediğinize de çok katılıyorum. Bilgi doğru yerden alınmadığında sizi kirletmeye başlıyor. Bizim eğitimimize katılan öğrencilerin bize en çok söyledikleri şey şudur. Arkadaşları, ailesi veya çevresi tarafından. Okumayı mı bilmiyorsun sen? Niye hızlı okuma eğitimi alıyorsun? Hele ki hocam Türkiye'nin önde gelen liselerine eğitimler veriyorum. Yani isim zikretmeksizin söyleyeyim. Bakın önde gelen liseleri. Öğretmen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gidin oğlum 2 tane soru çözün, kızım 5 tane soru çözün dedikleri için çocukların bütün hevesini kırabilir hale dönüşebiliyorlar. Bu noktada kesinlikle acımasız olmamak lazım. Ben çok katılıyorum o cümleye. Bilmiyorlar, bilselerdi söylemezlerdi. Bilmek istiyorlar mı? Anlatmak istediğinizde de kulaklarını ve gönüllerini tıkıyorlar. Evet. Noktada, ya inanın yapılabilecek çok şey var ama önce birazcık o alanın kısır bir döngüsü var kendi içerisinde. Evet. Recep hocam 40 gün kitap okuyoruz dedin. Biz beraber Recep öğretmenimle yayın yaptık bununla ilgili. Recep hocam belki farklı mecralarda da yine bu konuyla ilgili yayınlar yapmıştır. Ama şu anda bizi izleyen arkadaşlara buradan duyurmuş olalım. Bu yayını da aynı şekilde Eğitim Liderleri YouTube sayfasına konuğumuzun da müsaadesiyle koyuyoruz arkadaşlar. 40 gün okuyoruz başlıklı yayınımızı da oradan İzleyebilirsiniz. İzlemenizi öneriyoruz. Bayağı da ilgi gören bir yayın bu arada o başlık. Okuma alışkanlığı kazandırma noktasında arayışta olan anne babalar, sevgili öğrenciler, öğretmenlerimiz. Gerçekten güzel bir yayın. Faydalanabilirsiniz o noktada. Şimdi aslında genel hatlarıyla konuştuk. Merak ettiğim soruları konuşuyoruz ama ben biraz daha böyle toparlama ve şey noktasına baktığımızda neden hızlı okuma ve anlama teknikleri eğitimini almalı? Hani diyoruz ya bilmiyor. Neden? Almalıyız. Yani bunu almak isteyen yetişkinler olarak cevaplayabiliriz. Almak isteyen öğrenciler olarak cevaplayabiliriz. Şu anda bununla ilgili arayışta olan anne babalar adına cevaplayabiliriz. Neden almalı hocam? Şimdi hocam bir öğrenci ya da bir birey doğru yere kanalize edilmediğinde yanlış şeylerin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ve beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz ya da ilim Çin'de de olsa gidiniz düsturu ya da Allah'ın her şeyden önce ilk emri tüm kitapların, kutsal kitapların en çok üzerinde durduğu okumak, anlamak, tefekkür etmek, düşünmek olgusunu genişletebilmenin yolu okumaktan geçiyor. Eğer biz okumazsak bizim ne yazık ki canımızı okuyacaklar hazır bekliyor. Tarihimize baktığımızda atalarımızın, ceddimizin okumaya, kağıda, kitaba
kutsal olan kaleme verdiği kutsiyet, toplumumuzdaki kitap noktasındaki insanların ona verdiği hürmet çok önemli bir yerde. Şuna da katılmıyorum. Çok böyle bu konuyla ilgili olumsuz örnekler veriyor olmak çok doğru bir yaklaşım değil. Biz okuyoruz hocam. Mevlüt Hocam kütüphanesine bakalım. 100 kitap olsun, evine ayda 5 kişi gelsin, 20 kitap eksilir hocam. Neden? Bizde merak olgusu var ve 21. yüzyıl merak oluşturabilenlerin çağı. Bugün bu çocuklarımız, biz her ne kadar uygun görmek ya da görmemek kısmıyla ilgilenmeksizin konuşuyorum. Bilgisayarı okuyorlarsa, oyunu okuyorlarsa, televizyonu okuyorlarsa bunu da okuyabilirler. Sınav diye bir gerçek var diğer taraftan. Süre gerçekten yetişmiyor hocam. Ne kadar iyi bir okuyucu olursanız olun yetişmiyor. Bugün Türkiye'nin çok iyi dediğimiz %1'lik, %0.küsürlük derecelerinde olan çocuklarımız dahi o sınavı yetiştiremiyorlar. Çünkü neden? İlkokul çağından başlayan okuma alışkanlığı olmadığı için yetişmiyor hocam, gitmiyor. Bağlantıları kurabilme, anlama için can alıcı konu gitmiyor. Onu arttırabilmenin, o zamanı kazanabilmenin çok önemli bir yolu bu. Bir öğretmenimiz şu an bürokrat aynı zamanda. Farklı bir bakanlığa geçti. Hocam 168 sayfa kitabı önüne aldı. Sadece 5 günlük bir hızlı okuma eğitimi aldı bizden. Bir yetişkin olarak aldı o. Bu 5 günlük eğitimin sonunda 10 dakikada o kitabı okudu. Okuyanlara anlattı ve şu cümleyi söyledi. Ben beynime yapamazsın demedim. Yapabilirsin dedim. Onu ikna edebilmeyi başardım. Sınavlara hazırlık, daha çok zaman kazanmak ve kendimize, kendi keşfimize, kendi mükemmellik yolculuğumuza biraz daha vakit ayırmak. Bence bu 3 cevap yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben bir hatırlatmada bulunayım. Bilmiyorum ne kadar etkili ama artık o adetten oldu. Recep öğretmenimiz şu anda Sevgi Seli'ye boğuyor. Öğrencilerimiz galiba kalpler gönderiyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama sanırsam o kalpler yayının biraz yavaşlamasına sebep olabiliyormuş. Yani bunu bilimsel olarak biz de araştırmadık ama genelde yayınlarda hep bunu söylerler. Değerli izleyenler, bu anlamda anlayışınıza sığınıyoruz. Kalplerinizi aldık, kabul ettik. Ama yayını daha kaliteli izleyebilmek adına da sizden öyle bir ricada bulunmuş olalım. Peki, önemini, neden almamız gerektiğini cevabını aldık. Öğrenciler adına Türkiye'deki gerçek sınav. Bunun yüksek lisans yapmak isteyen doktora öğrencileri için bol bol okumaları gereken makaleler var. Araştırmaları gereken bol bol makaleler var. Zaten yaşam boyu artık bizim hayatımız boyunca o oku emriyle kültürel olarak, birikim olarak, donanımlı olarak tüketen değil de üreten nesil olabilmek için okuma alışkanlığı kazanmak şart da şart. Derdimiz zaten dediğin gibi aslında millet olarak meraklıyız bu noktada. Derdimiz de var, bence de bir yerdeyiz ama bu anlamda bu eğitim almak büyük bir katkı sağlayacak. Peki, hızlı okuma ve okuduğun anlama tekniklerine eğitimi alan bir bireyin kazandığı 3 özellik desek neler söylersin kıymetli hocam? Daha fazla özelliklerini söyleyebilirsin tabii. Şu an biz 3 dedik. Her şeyden önce beyninin o gizemli dünyasını keşfetme yolculuğuna girmiş olur. İkincisi, kendini keşfetme yolculuğunda çok büyük bir adım atmış olur. Diğerlerinin çok önüne geçmiş olur. Üçüncüsü, asla geri gelmeyen en önemli şey, zamanı tasarruf etmiş, zamanı daha çok kazanmış olur. Ve orada yapılacak çok daha güzel işlere zemin hazırlamış olur. Okuma alışkanlığı kazanıyor çok şükür. Yani ben o 40 günlük takip konusunda hızlı okumanın daha çok önüne geçiyoruz. Çünkü eğitimlerimizin süresi bizim 40 gün. Ve 40 gün boyunca her gün öğrencilerimizle, katılımcılarımızla iletişim halindeyiz. Günlük bize gece uyumadan önce 23.00'a kadar raporlamasını gönderirler ve sorularını gönderirler. Çünkü anlık sizin sorularınıza cevap almanız, anlık onun karşılığını veriyor olmanız gerekiyor. Vermediğiniz zaman bazen gitmeyebiliyor. Bunun dışında yine kazandıkları çok önemli bir özellik var. Dikkatinin aslında biraz dağınık olduğunu ve toparlanabileceğini görüyorlar. Kalıcı motivasyonu görüyorlar. İstendik ve kalıcı motivasyon diyelim biz oraya, daha doğru bir tabir olsun. Bir de
kendine biraz daha iyi bakmayı görüyorlar bence. Yani biraz daha farklı bir pencereden bakmayı görüyorlar diye düşünüyorum senin hocam. Zaten kitaplarla dost oluyorlar. Onun tadına varıyorlar. Tadına vardıktan sonra zaten bu bambaşka bir aşk haline gelmiş oluyor, değil mi kıymetli hocam? Hocam Peki, bazen buyur hocam. benim, çok özür diliyorum. Bazen Estağfurullah. katılımcılarımızdan geliyor bu soru. İşte Recep hocam bizim çocuğumuz var, kendimiz var, tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mı diye. Ben zaten şöyle bir şey oluşturdum. Zehirsiz dediğimiz, içinde yönlendirme yapmayan, herkesin, her kesimin çok rahatlıkla okuyabileceği, okuyup onların çok beğendikleri katılımcılarımızın kitaplarını kendi sosyal medya hesabımda bugüne kadar okuyup en çok beğendiğiniz kitap hangisi diye bir soruyla soruyorum. Varsa katılımcılarımızdan bu noktada hani ben tavsiye kitap mahiyetinde kitap istiyorum hocam diyen varsa eğer bunu oradan görebilirler. Hatta ortaokul, lise ve yetişkin düzeyinde ayrı oluşturduğumuz listeler var hocam, kitap listeleri. Türkiye'de yaklaşık 1000-1500 tane öğretmen arkadaşımızın ortak oluşturduğumuz. Bunun dışında öğretmen yazarlar olarak öğretmen olup aynı zamanda yazar olan arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz kitaplar var. O kitapları tavsiye ediyoruz. Okumak adına bir ışık olabilecek şekilde bunu da söylemek istedim Sayın Hocam. Wow, çok güzel bir şey, çok güzel bir çalışma. Çünkü özellikle anne babaların ve eğitimcilerin hatta arayış içerisinde olduğu şey. Çünkü bütün çocuk kitaplarını okuma şansına erişemeyebiliyoruz. Ama okuyup böyle güvenilir kişilerin tavsiye etmesi çok önemli bir şey. Kitap da evet, her şeyde olduğu gibi maalesef zararlı içerikler olabilir. Yaşına uygun olmayabilir. Çünkü bu tarz şeylerde bazen maalesef ticari refleksler değerlerin önüne geçebiliyor. Dikkat etmek lazım bu noktada. Peki kıymetli hocam. Hızlı okuma kursunu aldık, eğitimini aldık. Aslında nerede nasıl alacağız kısmında konuşuruz ama aldık, kabul ediyoruz. Okuduğunu anlama tekniklerini de aldık. Bu eğitim kalıcı oluyor mu? Kalıcı garantisi veriyor musunuz? Kalıcı olabilmesi için aslında tavsiyeleriniz neler? Güzel. Hocam şöyle kendi adımıza ben yine bu soruya cevap vermiş olayım. Çünkü herkesin kendine göre bir yol yiyişi var. Belirlediği bir sistem var, uyguladığı bir sistem var. Biz kendi adımıza şunu diyoruz. Birincisi bu eğitimin süresi 40 gün. Çünkü bir şeyin meleke, davranış, kalıcı hale gelebilmesi için 18 gün yapılması, 40 gün boyunca aralıksız takip edilmesi gerekiyor. 66. günde ömür boyu kalıcı olur hocam. Yani bir şeye başladınız. Siz 66. gün boyunca ara vermeksizin yaparsanız ömür boyu kalıcı olur. Bu eğitimi eğer kitaptan veya internet üzerinden bir eğitimci desteği olmaksızın öğrenmek neye sebeptir? Kitaptan yüzmeyi öğrenmek gibidir. Mümkün olmaz hocam. Kitaptan yüzme öğrenilir mi? Tabii ki öğrenilir. Ama uygulanabilir mi? Hayır. Ya da bir futbolcunun antrenman yapıp defalarca, saatlerce antrenman yapıp akabinde maça çıkmadığı zaman hiçbir anlam ifade etmez. Bunu çok önemli bir şekilde ayırt ediyor olmak lazım. Ben 2005 yılında bu eğitimlere başladığımda düsturumu hiç değiştirmedim hocam. Üç kuralımız var. Bir, derslerimizi canlı canlı takip etmek ve asla kaçmamak ölüm ve hastalık dışında. İki, 40 gün boyunca her gün raporlamanı kitap okuma ve egzersiz konusunda yapmak. Üç, en az bana 18 tane soru sorma. Konuyla ilgili. Eğitim içerisinde. Çünkü sormak sizin dikkatinizi ve anlamanızı kuvvetlendirecek en hızlı silahtır. Bu üçünü yaptığı takdirde salt derste yaptığımız çalışmalarla okuma hızını en az 3 katına anlama oranında %70'in üzerine çıkarır. Bu bize garantidir hocam. Müthiş. Hocam yorumları bilerek açtım. Çünkü katılımcılarımız da aslında bu tarz konuya çok ilgi gösteriyorlar ve merak ediyorlardır. Soruları varsa yöneltmek istiyorum. Bir de 45 dakika sonra malum izleyenler canlı olarak katılabiliyor, soru sorabiliyorlar ama şu anda bir istek var canlı yayına katılmak isteyen. Senay Hocaoğlu. Tanır mısınız kendisini hocam? Hayır hocam. Belki o bizi Tamam. tanıyordur ama ben tanımıyorum. Evet. Biraz sonra alacağım. Canlı yayını biraz sonra alacağım. Şenay Hanım. Yani umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Hocam eğitimlerinize nasıl katılabiliriz? Sosyal medyadan Aydın Nazilli'den hocam bir soru geldi. teşekkürler. Hocam şöyle, online üzerinden eğitimlerimiz devam ediyor ve Instagram üzerinden direkt bize yazıp iletişime geçebilirler. Arkadaşlar kendileriyle Çok güzel. Seda öğretmenim, 2-3 hafta önce kendisini ağırladım. İngiltere'den bir öğretmenimiz.
Hocam doktora yapmalıyız bu alanda demiş. Doktora çalışmaları var hocam. Yapılıyor. Özellikle anlama üzerine. İşte ilköğretim çağındaki çocuklar, ortaokul çağındaki çocuklar, ilkokul çağındaki çocuklar, yetişkinler üzerinde yapılıyor. Bu şekilde çalışmalar var. Ama inşallah bununla ilgili bir akademik çalışma yapmak isterse hocamla beraber İngiltere ve Türkiye endeksli çalışabilirim hocam. Ölçeklerimizi buluruz. Güzel bir makale hazırlayabiliriz hocam. Çok güzel olur hocam. Buluştururuz inşallah sizi. İnşallah. Hocam çok fazla şu soran var. Yani kitap tavsiyesi soranlar var. Evet. Kitap tavsiyelerini nereden buluyorduk Recep öğretmenim? Senin Hocam sayfanda var. Instagram'da benim sayfamda çok bir paylaşım yoktur. Ben bilerek az tutarım paylaşımlarımı. En altta bugüne kadar okuyup en çok etkilendiğiniz, beğendiğiniz kitap hangisi? Bunun yanında da yine Instagram'da öğretmen yazarlar hocam. Tamamı öğretmen olan arkadaşların kitaplarını ben gönül rahatlığıyla öneririm. Mehmet hocam bu arada bir yayın evinin genel yayın yönetmenliğini de yapıyorum. Yaklaşık 8 tane kitabın şu an genel yayın yönetmeniyiz. Okuyoruz. Ve diyoruz ki bunlar ortaokul ve Bu ilkokul yayın çağı yeni için bir gelişme mi hocam? Ben mi yeni haber alıyorum? son işte 6 aylık bir süreç hocam. Hocam sen Bursa'ya gittin, her şey değişti. Eyvallah, sağ olun. Ya da şöyle diyebilir. İstanbul'a geldin. İstanbul, evet. İstanbul diyelim hocam, daha doğru Evet, oldu. kesinlikle. Evet hocam. Yani oradaki öğretmen arkadaşlarımızın kitaplarını gönül rahatlığıyla okuyabilirler. Ve ben okuma alışkanlığında çok etkili bir cümle olduğunu düşünüyorum bunun. Yazarımdan imzalı kitap hocam. Çok tatlı bir şey. Benim de bu arada yayınlarım başlıyor. Onu da söylemiş olayım. 12 adıyla yayınlarım başlıyor hocam. Sadece ve sadece 12 dakikalık hocam. Mesela ilk yayın sözünü de sizden alayım o zaman. Ben Canlı mı? Canlı yayın canlı mı ama yok? sadece 12 dakika hocam. Çok Ha, değil. tabii ki seve seve Başlıyoruz, katılırım 12 hocam. dakika sonra bitiriyoruz. Tam 12 dakika. Evet. Tamam. Bayağı hocam artık zamanı kısıtlıyoruz. Güzel fikir ama neden 12? Nedeni var mı? Yani bu 12 şey hedefi vurmak, hedefe Ha, hedef yönelik vurmak. biraz oradan 2 saat 12 hani zamanı doğru değerlendirmek. Üçüncüsü de küçük konudan gitmek istiyoruz hocam. Yani böyle yarım saat, 1 saat, 2 saat, 3 saat dikkatimiz ve sabrımız biraz azaldığı için biraz küçük Evet. zamanla ilerlemeyi tercih ediyorum ve özellikle eğitimci yazarları davet edeceğim hocam başta yayına. Sonra gelen taleplere göre farklı yayınlar yapacağız inşallah. Hayırlı olsun hocam. Çok seviniriz. Eyvallah. İnşallah takip etmeye çalışırız. Eyvallah. Davet ettiğin için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erkin Sacar demiş ki hocam artık okumak değil, okuduğunu anlamak da değil, okuduğunu doğru ve hızlı anlamak çok önemli. Bunu da eğitimleriyle başaran Üstad Recep Özkul hocama hocam demiş. Çok teşekkürler. 7. sınıf için kitap tavsiyesi sormuştular az önce. Evet hocam. Erkin hocamın Bir Hayalin Peşinde diye bir yine genel yayın yönetmenliğini yaptığımız bir kitabı var. Türkçe öğretmeni aynı zamanda kendisi. Ve muazzam konferansları var. Özellikle bu okuma alışkanlığı kazanma, ailede okuma kültürü ile ilgili, sınav motivasyonu ile ilgili çok güzel çalışmaları var. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Selamlar yolluyorum. Hocam çok çok önemli bir soru gelmiş. Eğitimleriniz ücretli midir demiş Güzel. hocam. Şöyle, bu noktadan hiç yaptığımız farklı sosyal sorumluluk projeleri var hocam. Mesela ben Evet. isimlerini zikretmeksizin söylüyorum. Ücretsiz olarak paylaşımda bulunduğumuz çok ciddi bir çalışmamız var. Ancak bu eğitimlerin işte eğitim ve seminer bazlı yaptığınızda tabii ki ücretsiz olarak yapabilirsiniz ama uzun soluklu bir eğitim programı olduğu için cüzi de olsa bir eğitim ücreti var. O Türkiye'de bunun da ne yazık ki sınırı yok hocam. 19 TL ile 4.000 TL arasında değişen rakamlar var hocam. Özellikle pandemi dolayısıyla değişen bu süreçte bunun değerlendirmesini herkes kendine göre yapıyor olmalı diye düşünüyorum. Aa, çok güzel hocam. Hocam şöyle bir soru var. Aslında konuyla ilgili güzel bir soru. Hızlı okumada okuduğunu anlama oranını nasıl belirliyorsunuz? Hocam Yüzdelik dilim olarak burayı biraz açar mısınız demiş. hemen Sevgili Mehmet öğretmenim ya da Mehmet arkadaşımız. teşekkürler. Hocam şöyle bunun birçok farklı yöntemi var ama en sağlıklısı şudur. Siz bir metin verirsiniz. Bireyin yaşına ve seviyesine uygun. Örnek veriyorum Mevlüt Altıntop öğretmenim için üniversite mezununun okuyabileceği rahatlıkla bir metin verirsiniz. Tam 1 dakika süre tutarsınız. Sessiz olarak siz onu okursunuz.
Bir dakikanın sonundaki kaldığınız yer sizin kelime sayınızdır. Sonra şu yapılmamalıdır, ondan uzak durun. Metnin tamamıyla ilgili size soru sorulmamalıdır. Biz şöyle yapıyoruz. Sonra bir süre verip metni bitiriyoruz önce bireye. Çünkü sorular tamamından geliyorsa anlama direkt düşer zaten. Düşünün 500 kelime var. Siz 200 kelime okudunuz ama ben size 500 kelimeden soru soruyorum. Çok güzel bir olayın farklı bir yolu olmuş olur o. Ben tamamını okutuyorum. Okuttuktan sonra onunla ilgili yazılı veya test sorularımız var. Cevaplarını alıyoruz. Her sorunun belli bir puanı var. Ona göre de yüzdelik oranı karşımıza çıkıyor. Çok tatlı bir soru geldi hocam. Herhalde öğrencimiz Mayon Esma diyor ki, hocam benim okumam güzel ama birini kastediyor, tam o kelimeyi okuyamadım. Oku deyince heyecanlanıp yavaş okumaya başlıyorum. Bunu nasıl atlatabilirim, aşabilirim demiş. Hocam psikolojide çok böyle tatlı bir terim var. Bu olayın altında yatan duygu, düşünce ve olayı bilmeden bununla ilgili yorum yapıyor olabilmek anlık çözüm üretir. Öncelikle bunun altında yatan sebebi, olayı, hikayeyi, durumu görmek gerekir. Sonrasında bir cevap verilebilir. Eğer özelden yazarsa mutlaka cevap veririm hocam. Evet, özelden yazan biri de Instagram hesabını sormuş hocam. Recep Özkun.com'du galiba. Com, evet. Nasıl? Recep Özkun.com. Com, evet. Noktası yok. Recep Özkun.com. Evet. Recep öğretmenim, çok güzel sorular geliyor. 3 tane de şu anda sırada bekleyen, yayına katılmak isteyen, resimlerinden anlayabildiğim kadarıyla minik dostlarımız, arkadaşlarımız var. Öğrenciler onlar herhalde. Onları da alalım birazdan hemen. Bekleyin çocuklar, sizi alıyoruz. Eğer resimlerinizden öyle gördüm, kusura bakmayın, büyükseniz. Şey de olabiliyor. Bazen kıymetli hocam. Anneler evlatlarının resimlerini koyuyorlar hocam. Aynen, o da olabilir. O yüzden annelerden, babalardan da katılmak isteyenler olabilir. Evet, şöyle bir bakalım soru var mı diyor. Şimdi Recep öğretmenim, bu ekranı yatay tutmanın da böyle dezavantajı var. Ben şu anda yorumları okuyabilmem için eğilmem lazım. Ya bunun da sebebi, şu anda bizi izleyenlere söylemiş olalım. Bu yayını Recep öğretmenimin de müsaadesiyle Eğitim Liderleri YouTube sayfasına yüklüyoruz. YouTube'da da dikey formatta güzel durmuyor arkadaşlar. O anlamda ben Instagram'a inat, yaklaşık 2 yıldır, hatta daha fazla yıldır yayını yatay yapıyorum. Bilginiz olsun. Nedeni de bu. İzlerken zaten ekranınızı yatay çevirdiğinizde rahat izleyebiliyorsunuz ama tek bir dezavantajı var. O da yorumları okuyamıyorum. Evet. Hocam, o zaman bekletmeyelim, canlı alalım arkadaşlarımızı. İlk yetişkinler zaten kendi istekleriyle bağlandıkları için otomatikmen bu yayını Eğitim Liderleri sayfasında, Instagram sayfasında, YouTube sayfasında yayınlanmasını kabul edenler lütfen gelsinler. Yine Recep öğretmenim isterse ona da gönderirim. Recep öğretmenimiz sosyal medya sayfalarında yayınlanmasını isteyen, izin verenler katılsınlar lütfen. Onu uyaralım, hatırlatalım. Küçük çocuklarımız, yani öğrencilerimiz, lütfen anne babanızdan izin alın. Çünkü bu yayınları kaydediyoruz, yayınlıyoruz. Bilginiz olsun. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Bu önemli bir husus. İzin alanlar lütfen gelsinler. Anne babadan. Evet. Bahar. Bahar alıyorum hocam. Zeki Özdemir demiş ki, Recep hocam ve Mevlüt hocam, sizleri tebrik ediyorum. Çok önemli konularla temas ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Bahar Hanım tekrar gelmek istedi. Bu sefer farkındadır diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Hadi bakalım, tekrar deneyelim. Recep hocam bak, bu da risk taker diyorlar buna. Risk almak diyorlar. Ama bizim Eğitim Liderleri Camiası, öğretmen arkadaşlar, eğitime gönül veren insanlar, arkadaşlarımız izledikleri için ben bu interaktif ortamın riske değer olduğunu düşünerek bu 45 artı 1'e geçtim. Çok da tatlı oluyor, güzel oluyor gelen olduğu zaman. Harika oluyor. Kriz çıkarsa da fırsatı çeviririz hocam. Aynen öyle. Evet. Ama şu anda gelen yok herhalde. Bazen de şunu yapıyorum Recep öğretmenim. Bir arkadaşım da dedi ki, isimleri okumaya başlıyorsun, bize stres basıyor. Hani Recep öğretmenim şunu alalım istersen falan diyorum, tamam, okumaya başlıyorum.
Hocam bu Ramazan Bey bir anlattığınız soru yazmış. bilgilerde Ben söyleyeyim mi hocam? hemen hemen Ben hocam dik bir şekilde yatay okudum onu hocam şu an. Evet. harikasın Nasıl hocam hocam. öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak istiyor ya da Ramazan Bey? Ne yapmak istiyoruz diye soruyor. Ne yapabiliriz diye. Arzu ederse öğrencileriyle Zoom üzerinden bir söyleşi yapabiliriz. Erkin hocam ailede okuma kültürüyle ilgili bir program yapabilir. Yine çok daha sıcak bir şekilde öğretmen yazarların kitaplarını imzalı bir şekilde temin edip okutup okuma kitap kritiği yapabilirler. Okur yazar buluşması yapabilirler. Harika. Ya müthiş. Ya hocam, Recep öğretmenim. İşte ben bu yayınları bu yüzden çok seviyorum. Birbirimizle paylaşmak ve bu güzel çalışmaları birbirimize çocuklarımız için paylaşıyor olmak harika bir iş açıkçası. İşte İngiltere'den Seda öğretmenimle mesela siz bir proje gerçekleştirirseniz ben inanılmaz mutlu olurum. İnanılmaz mutlu olurum. Ne kadar güzel bir şey. Çünkü yapılan her çalışma çocuklarımız açısından önemli. Evet, 45 artı 1'e geçtik sevgili izleyenler. Yayınımızın sonuna geldik. Recep Hocam belki eklemek istediği, söylemek istedikleri vardır. Ama canlı yayına katılmak isteyenlere de şöyle son 1 dakika süre vermiş olalım. Burcu öğretmenim, evet Antep'ten Burcu öğretmenim. Bekliyoruz canlı yayını seni. Hocam bu arada 26 Kasım Cuma günü Antep'teyiz inşallah. Aa öyle mi? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Türkiye Odalar Birliği, Borsalar Birliği Fen Lisesi ve Şehit Ömer Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileriyle Çok Normal kitabımı okuyorlar şu an onlar. Belediye bir proje yaptı. Söyleşi yapacağız hocam. Antep'e gittiniz mi Burcu hocam? öğretmenim, ben gidemedim. İşte Burcu öğretmenim var orada, Zafer öğretmenim var, Çağlar öğretmenim var. Eğitim liderlerinde yayın yaptığımız kıymetli öğretmenlerimiz davetliyiz, davet ediyorlar ama bir türlü vakit bulup gidemedim. Çok da gitmek istiyorum açıkçası. Hocam ben sizin davetinizi hızlandırırım. Oradan bol bol fotoğraf yollayacağım size. Ha, tamam, o zaman bekliyorum kıymetli Recep Hocam. Burcu Hocam Estağfurullah. duydun sen, Recep öğretmenimle tanışabilirsin. Hocamız da orada bir özel bir okulda sınıf öğretmenliği görevini yürütüyor. Kıymetli hocam, Burcu Yıldız hocamız. Kendisiyle görüşürsünüz. Bak çok mutlu Başarılar, olurum kıymetli başarılar. öğretmenim demiş. Başarılar Evet. inşallah. Evet Recep hocam, 45 artı 1'de bir yayına katılma deneyimi oldu ama zannedersem heyecandan diyelim tam kontak kuramadık sevgili Bahar'la. Senin eklemek istediğin var mıdır kıymetli hocam? Hocam öğretmen arkadaşlarımız var. Şimdi biz her eğitim grubunda, hızlı okuma eğitim grubunda her öğrencimiz adına bir köy okulumuza veya sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı mecralara kitaplarımızı hediye olarak gönderiyoruz. Bu hediyeyi Recep Özkul olarak ben göndermiyorum. Katılan öğrencilerimiz adına gönderiyoruz. Şu an eğitime devam eden öğrencilerimiz adına yayında olan Aa ne kadar güzel. Bu şu an aklıma geldi sürprizi olsun diye. Böyle güzel bence önemli olur. Yayında olan 4 tane öğretmenimizin 10'ar tane öğrencilerine bu belki sayı o an için değişebilir. 20 de olabilir. Yani toplamda grupta şu an olan öğrenci adedimiz kadar Ekim ayı grubumuzun tüm kitaplarını köy okullarımıza göndermiş olalım. Yani o öğretmenlerimiz bu arada nereden ulaşacak? Tabii ki Recep hocama Direkt benim Instagram adresime. üzerinden DM'den yazabilir. Ya güzel bir şey yapalım mı o zaman? Bir madem hediye yapıyoruz. Mesela şu anda bir tane hızlı okuma ile ilgili doğru bilinen ya da yanlış bilinen doğru ya da doğru bilinen yanlış diyelim. Bir şey var mı bununla ilgili böyle bir spesifik bir sorun Recep hocam? Sorsan. Hocam çok İlk şey var cevaba gelen, ya. Çok şey var. tamam. O zaman doğru bilinen yanlış diyelim. Cevaplar gelmeye başlasın. İlk cevabı gelen arkadaşımıza da hediye gönderelim, olur mu? Eyvallah. Ya da ilk üçer. Hadi ilk üç. Eyvallah. Recep Eyvallah. hocam çünkü çok cömerttir. Eyvallah. Evet, hızlı okuma ile ilgili, okuduğun anlama teknikleriyle ilgili olabilir. Sizce şu anda günümüzde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Eyvallah. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Ama bu köy okulundaki öğretmen arkadaşlarımıza şeyi de tavsiye ederim hocam bu Evet, hızlı arada. okuma teknikleri anlamaya ket vurur dedi Burcu Hocam. O zaman bir, Burcu Hocam'ı yazdık mı Recep Hocam? Hocam Burcu Hocam ama ben sizin adınıza kitaplarımızı hediye gönderecektim bu güzel çalışmalarından dolayı.
Tamam. Şimdi burada tetiklemiş olsun onu. Güzel. Duran oklu kul. Oğlu kul herhalde. Hızlı okursan anlayamazsın. Bu da doğru bilinen yanlış değil mi? Yani şöyle hızlı okumak anlamayı düşürür. Doğru, aynı. He, hızlı. Bunu da böyle kabul ediyoruz o zaman. Duran, onu not aldık hocam. Ben not alayım da kullanıcı isimlerini. Eyvallah. Çünkü burada bir sorumluluğa girdik. Burcu hocamı tanıyorum. Burcu Yıldız hocam. Burcu Yıldız hocamıza gönderiyoruz. Duran oklu kul. Gönderdik. Hocam ben bu arada evet. Bakıyorum cevaplara. Gelen olmadı daha. Yaşasın kitap istiyoruz öğrencilerimize demiş Berke Serap. Hocam şey var ama bakın orada bir küçük kriter var. Hocam biz şehir merkezindeyiz ama kenarda bir okuluz. Olmaz. Köy okulu olmak zorunda hocam. Tek kriter Tamam. Köy okulu. Köy okulu olacak. Evet. Hızlı okumak kitap sevgisini kazandırmaz. Yine aynı Duran ismi. Yazdık zaten. Alisa doğru okuma ve hızlı okuma. Burcu hocam teşekkür etmiş hocam. Eyvallah hocam. Mayon Esma. Teknolojik aletlerden kitap okumak. Tam olarak yani hızlı okumayı engeller anlamında mı söylemek istemiş? Ya da burada bir sorun mu var? Onu tam olarak alalım hocam. Onu bir netleştirelim ona göre. Hızlı okursan anlamazsın bu soruyu, bu cevabı almıştık galiba. Dilek Hanım, sesli okuyarak hızlı okunabilir. Ha evet. 200-250 kelimeyi geçmez hocam. Profesör seviyesinde 200-250 kelimeyi geçmez. Tamam. Bu doğru bilinen yanlış anlamını mı? Ona Yok. cevap edin. Yani hızlı okumayla ilintili bir cevap değil. Sesli okuma. Tamam. Farklı bir teknik. Ha, görenler gözleriyle, görmeyenler parmak uçlarıyla okurlar. Yani bu işte hatalardan birisi. Hızlı okumanın içerisindeki hatalardan birisi Sayın Hocam. O zaman Zeynep Hanım yazıyor muyuz? Cık. Hayır hocam. Ha, cık. Evet. Tamam. Şöyle ya artık şey... Hocam hızlı okumak göz lazım. Yararı var hocam. Nerede? Sanıyorum. İsim ne görebiliyorsan? Hemen Kadriye... Kadriye Yüce Kavas. Kadriye Yüce Kavas. Kavas. Tamam hocam. Yine biz Burcu hocamı tanıyorum. Duran Oglu Kul Kadriye Yüce Kavas. Lütfen Recep hocama DM'den ya da bana eğitim liderlerine yazarsanız sevinirim. Bu üç arkadaşımıza Recep öğretmenimizden kitaplarını hediye olarak göndereceğiz. Recep öğretmenim iyi ki katıldın. Çok güzel bir yayın oldu. Emeğine, yüreğine sağlık kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bol istifadeli bir yayın olmuş oldu. Yayını kaçıran sevgili izleyen arkadaşlarımız, sonradan katılan arkadaşlarımız, sonradan izleyecek olan arkadaşlarımız, Eğitim Liderler YouTube sayfasına bir iki gün içerisinde bu yayın yüklenecek. Yine Instagram sayfamızdan da izleyebilirsiniz. Recep hocamı da lütfen takip edin, takipte kalın. Kendisiyle biz daha önce de 40 gün okuyoruz başlıklı bir yayın yapmıştık. O yayını da yine YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Recep hocam. Ben teşekkür ederim. Mevlüt hocamla aynı köyde doğup, aynı toprakların havasını soluyup, aynı mesleği icra edip, burada ülkemin geleceğine ve gençlerine bir şeyleri katkı sağlıyor olmak adına yaptığım her çalışma benim için gerçekten çok kıymetli. Bugüne kadar yaklaşık 550 binin üzerinde insana konuşma, söyleşi, program, konferans, eğitim yaptık ama inanın bir köy okuluyla yaptığım projeler benim için çok çok değerlidir. Çünkü oradaki bir öğretmenin tek başına öğrencilerini toplayıp işte telefonundan onları canlı yayına şöyle ayarlayıp onların gözlerindeki ışığı böyle titremelerini heyecanlı görmek beni çok mutlu ediyor. Yine aynı köyde doğup büyüdüğüm köyden biriyle sizinle bu eğitimleri yapıyor olmak benim için çok kıymetli. Ben Mevlüt Hocam yaptığınız çalışmaları gerçekten çok takdire şayan buluyorum. Çünkü 10 yıl önce tanıdığım Mevlüt Hocam ile 10 yıl içerisindeki merdivenin basamaklarının asansöre dönüşmüş olması benim gelişimim adına, farkındalığım adına da çok çok önemli. Biz şanslıyız, köyümüz olarak şanslıyız. Çünkü bizim önümüzde okuyan büyüklerimiz vardı. Kütahya'nın Simav ilçesi, şimdi Pazarlar ilçesinin Yakuplar Köyü. Onun çok büyük avantajını yaşadık ve arkamızda gelen de çok güzel gençler var.
belki bir köy nüfusuna oranlarsak herhalde Türkiye'nin üniversite kazanma oranında çok ciddi ileri seviyede olan İlklere gelebilir, evet. ilkleri gelebilecek bir köydeniz. İmkansızlıklar içerisinde hala hem de. Bunun için tekrar sizinle olmaktan, sizinle bir projenin içerisinde bulunmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Tekrar başarılarınızın devamını diliyorum. Bize açtığınız her yol için de sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim Recep Hocam. Ben de aynı şekilde bilmukabele aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyorum. Ama madem Yakuplar dedin, kiraz ve vişnesinden bahsedelim. Eyvallah. Bizim köyümüzün kirazı ve vişnesi çok meşhurdur sevgili izleyen arkadaşlarımız. Belki çok az bilinebilir ama bunu da söylemiş olalım. Bu arada imkansızlıklar içerisinde dedi ya, imkansızlıklar içerisinde sınırsız imkanlar içinde. Ve gerçekten hatta anne babalarımızın yöntem ve teknik tırnak içerisinde bilmezlikleri içerisinde ama mükemmel yöntem bildikleri içerisinde bizler bu yola buraya geldik, okuduk. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eğitime gönül veren herkes için, eğitime gönül veren bir öğretmenimize dokunabiliyorsak biz ne mutlu. Hep beraber aslında burada keyifli bir sohbet ediyoruz. Ve Recep öğretmen gibi değerli öğretmenlerimizi ağırlamış oluyoruz. Değerli vakitlerinden bize zaman ayırdığın için kıymetli hocam ben teşekkür ediyorum. Eğitim liderlerine anı defteri başlattık bu sene. Anı defteri Recep öğretmenim. Yayından hemen sonra güzel el yazınla eğitim liderleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini yayınla ilgili de olabilir. Paylaşıp ismini yazıp bana fotoğrafını gönderirsen anı defterimize onu da yerleştirmiş olacağız kıymetli öğretmenim. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek Hoşça üzere kalın. herkese. Bay Çok bay. sağ olun.